Evet arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. ESL GameX Dota 2 şampiyonasındayız. İlk maçı Space Soldiers kazanmıştı. Evet. Çok rahat kazanmışlardı QMD karşısında. Tekrardan hatırlatıyorum, bu yarı final mücadelesi Best of 3 olacak. Yani ikinci maçı kazanan finale çıkmış olacak, büyük finale çıkmış olacak. Space Soldiers'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Ve hemen hızlı bir şekilde ban picklere geçiyoruz. Banlara baktığım zaman Space Soldiers Naga'yı, Razor'ı ve şimdi de Viper'ı banladı. Çok aslında güçlü solo hero'lar bunlar. Evet, aynı şekilde QMD'de Lycan, Panda, Centaur, hani güçlü metada olan hero'ları banlamışlar. Hani QMD dediğimiz gibi aynı tarz bir oyun bekliyordum ben. Beklediğim gibi de Witch Doctor ve Tidehunter pickleri geldi. İşte early'de easy lane'deki carry'nizi birazcık rahat ettirip belki trilane'nizi offlane'e çekip karşının carry'sini kastırmama gibi bir oyun izleyecektir QMD. Bakalım, Space Soldiers'tan ben farklı şeyler bekliyorum. Şu an Ogremagi, Jakiro bu turnuvada çok gördük bu pick'i. Fakat bir kere başarılı olabildi sanırım şu ana kadar. Evet, yani Ogre'yi bir iki keresi falan kazanırken yani gördük, evet, bu turnuvada. Yani Space Soldiers bunu hani supportlarına level aldırmasını biliyor. O yüzden başarılı olacaktır bu iki tane güçlü support pick'i. Tabi Jakiro offlane'de de kullanılabilir pick'lere göre. Bakalım lane dağılımları nasıl olacak. Jakiro'yu çok kez gördük bugün. Yani bugün dediğim bu turnuvada. Offlane'de veya solo lane'de. Stormman'ı geldi bu arada. Hani belki çok fazla disable düşünmüyorlar. Hani tehlikeli olabilecek bir hero olarak gördüler. Storm'u banladılar. Aynı şekilde QMD'de Templar banı ve Templar banladıktan hemen sonra, evet, Puck tabii gibi bir hero'yu seçtiler. Evet. Yani zaten Templar'ı banlıyorsanız büyük ihtimalle Puck'ı seçiyorsunuz. Ya evet, hani geçen oyun yaptıkları hataları yapmamaları lazım. Hani şu an için Puck, Tidehunter, Witch Doctor gibi 3 tane kombata yönelik lane'lerde de güçlü hero'lar picklediler. Hani kerisini belki de void olarak düşünüp tamamen kombata yönelik bir oyun yaratabilirler. Space Soldiers'tan Slark pick'i geldi. Ben QMD'nin kesinlikle ban gelmezse void pickleyeceğini düşünüyorum şu an için. Bakalım, geçen oyun QMD takımı Slark'ı çok iyi kullanamamıştı. Çok fazla farm imkanı bırakamamışlardı. Zaten oyunda hızlıca bitmişti, hızlıca kuleler düşmüştü. Bakalım Space Soldiers Slark'ı nasıl oynayacak, Slark'ı nasıl oynayacaklar? Genelde Space Soldiers'a karşı sürekli bir Slark banlama eylemi vardı diğer takımlardan. Evet, bu oyun banlamamış. Ancak QMD banlamadı ve acaba bunun cezasını çekecek mi? Göreceğiz. Yani tabii yanındaki supportlar da şu an için çok güçlü. Bakalım oyun içinde nasıl olacak? Yani ben şu an Space olacak kesinlikle bir Void banı bekliyorum son banı olarak. Hani o kesin olarak gözüyle bakıyorum şu anda. Banlamazlarsa da bu şeyden dolayıdır, hani karşısına güçlü bir lane grup lane'de kazanacaklardır. Evet, ağa hani şu an için QMD kesinlikle team fight'e yönelik bir pick yapıyor. Ya bir de ağanın diğer güzel yanı Slark ultisini efektif bir şekilde, evet, kullanacak. Sky Mage pick'i geldi. Bu mid Sky Mage gibi duruyor bence. Puck'ı oyundan düşürmek, mid'de yok etmek adına yandan gelecek bir Ogre, Gengi vesaire. Ben açıkçası şu an Sky Mage mid ult düşünüyorum. Şöyle bir seçeneği de var tabii Space Soldiers'ın. Jakiro'yu yani offlane'e bırakıp Sky Mage'e ikinci support yapıp. Şu an için tahmin yürütüyorum sadece tabii. Evet, son şu an her şey olabilir gibi lane'ler duruyor. Bakalım son banlar, artık son banlardan neler çıkacak göreceğiz. Tekrardan söyleyeyim, şu an QMD takımının bir carry'e ihtiyacı var. Space Soldiers'ın ise tabi nereye yollayacaklarına göre, Skyred support mu olacak, mid'e mi gidecek, ona göre ya bir mid'e ya da bir offlane'e ihtiyaçları var gibi duruyor şimdilik. Şu an hani Space Soldiers'ın bakalım lane'leri çok da tahmin edilemez, fakat QMD'nin çok bariz şu anda pick'leri, lane'leri. Evet. Son banını kullanacak. Space Soldiers'tan son ban olarak ben kesinlikle Void bekliyorum hala söylediğim gibi. Fakat QMD Void almadı, A'yı pick'lemeyi tercih etti. Bakın belki de son pick'e bırakmak istedik ellerini. Silencer banı geldi, gayet mantıklı bu team fight'larını bozabilecek yani bir team hero. Team fight'ları zaten çok güçlü, silencemek istemediler. Anti-mage geldi, senin Void düşüncen yerine. Yani evet, belki de Void'u alın pickleyin diyorlar, bakalım lane'de yok edecekler ama hani Anti-mage'de durdurabilirlerdi, yine de riske atıp istemediler karşılarında. Ve Meepo pick'i geldi. Meepo picklendi. QMD takımından Rocko oynayacaktır herhalde, değil mi? Güzel. Bakalım Meepo'yu göreceğiz, micro skills'i. Meepo pick'i geldi, fakat şimdi düşününce hani Jakiro Meepo'yu çok bozan bir hero. Ben de Meepo çok severim, çok oynarım, fakat hani şu 3 hero karşısında abi Sky Mage, Ogremagi, Jakiro, Meepo oynamadığım hani en oynamak istemeyeceğim bir oyun diyebilirim. Meepo bu oyunda... Ama yani en son pick olarak Meepo'yu seçmek yani şu demektir.
Bizim bir planımız var abi. Evet var abi, ona farmı aldıracaklar. Hani o kasacak, bütün jungle'ı farmlayacak, lane'de kasacak. Bakın nasıl kullanacaklar, iş yapabilecek mi? Üstüne bayağı bir item koyması lazım. Ve PA ve Phantom Assassin gibi de ağır vuran bir hero geldi. Bu arada Phantom Assassin büyük ihtimalle... Yo, Slark mı ile gidiyor Phantom Assassin? Evet, carry rolünü izleyeceğiz. Dediğimiz gibi, Jakiro offlane'e gidiyor. Kullanacak bir trilane var bence burada. Ya da sonradan çekilecek, bakalım. O da olabilir. Göreceğiz, Zane'in kaşamasını göreceğiz. Ancak QMD'nin bayağı bariz bir lane dizilimi olacak. Yani Meepo bilmiyorum, çok böyle cesaretli bir pick oldu ama bence çok yanlış bir pick oldu. Bakalım, umarım istedikleri gibi kullanabilirler bu Meepo'yu. Göreceğiz bakalım, lane dizimleri de hemen belli olacak şu an. Frosty, Jakiro'yu almış, hemen üzerine botu da çekmiş, Rocket yani... Fire'ı aldı ve hemen alta doğru gidiyor. Ya o Meepo'nun kesinlikle farm almasını engelleyeceklerdi hani. Trilane, easy lane'de başlasa bile kesinlikle sonradan dönecektir. O Meepo'ya bir focus gelecektir, izin vermeyeceklerdir farm almasına. İşte jungle'da kesebilirler. Yani bakalım ne kadar etkili olacak tabi. Bu arada PA'yı mid'e görebiliriz. Slark'ı belki easy solo. Evet, PA'yı mid'e gidecek gibi supporttan evet. Ekten tango almış. Hani ben lava aldı diye carry oynayacak, carry rolünde göreceğiz yani, diye düşünmüştüm. Yani lane'leri değişebiliyorlar tabi. Yalnız Puck'ın, evet düzeltiyorum. PA'in Puck'a karşı inanılmaz bir üstünlüğü oluyor. Ya şu an için mesela bak, onlar da bunu tahmin ettiği için Tidehunter'ı mid'e veriyorlar. Puck'ı offlane'e gönderiyorlar, 1v1 kalacağını bilmek için. Yalnız Tidehunter'da PA'ya bayağı sıkıntı çıkaracaktır, onu da söyleyeyim. Evet. Yani bunlar aslında akıl dolu hareketler. Bak, şu anda iki takım da birbirini öngörüyor abi. Jakiro'yu easy lane'e çekiyor, Puck karşısına yani trilane'ini de aşağıya koyuyor. Ve Jakiro Puck eşleşmesi olacak. Evet, o ya, güzel bir lane yani, bütün planlar bozuldu şu an. Frosty karşısında Ion Sage, böyle iki isim senelerce birlikte oynayan güzel bir karşılaşma olacak. Olacak. Bakalım orada bu arada yakınlaşma olabilir. Enchanted Passion yakalanacak mı acaba, tehlikeli. Bakalım. Ya şunu söylemem lazım, Skyred Mage'le Ogre inanılmaz güçlü ikiden support. Yani hemen anında tekleyebiliyorlar. Bu arada şu anda Jakiro'nun üstte bulduğu rune hani ona direkt lane'i kazandırabilir. Zaten Liquid Fire ile başlamıştı. Yani Puck'ın iyice çok şanssız oldu bu. Puck'ın iyice harasının hatta hesabı yok şu anda. Kolay gelsin diyorum ben ona buradan. Yani şu an 3 lane'de gerçekten izlemesi çok zevkli lane'ler olacaktır. Hani PA karşısında, PA Tide karşısında tamam zor olabilir fakat... Bu arada bir şey dikkat etmeni söylüyorum. Yani şu Space Soldiers'ın QMD jungle'ın attığı wardlar. Bu arada A direkt çok agresif bir şekilde gidiyor ve A'yı kesecekler büyük ihtimalle orada. A evet çok hızlı bir şekilde eridi ve son vuruşla birlikte aynen öyle. Yani çok easy bir kill oldu. Yine biraz out ya, position. Şu kadar damage'in üzerine neden bu kadar açıkta durdu acaba bilmiyorum. Yani çünkü Ogre'nin stun'ını yediğiniz anda orada öleceksiniz. Evet yani şu an Meepo'nu kesinlikle kasmasına izin vermeyecek Space Soldiers dediğim gibi. PA'da belirli bir level'dan sonra Dagger ile zaten istediği farmı alacaktır Tide karşısında. Güzel bir D-Ward geliyor buradan. Orada yine bir yakınlaşma var ama... Ogre stun deneyecekti. 75 mana istiyor. Yani çok az aslında. Mana cost'u da hem sürekli spamlayabilir. Üste ise Jakiro resmen üzerine doğru yürüyor Puck'ın. Ve Puck'ın yapabileceği çok bir şey yok yani. Ne evet. Kadar damage'ine bakın. Kolay gelsin ya. Çok bir şey diyecek bir şey yok yani. Yani biraz daha geride durup hani kendine rahat click vurdurmaması lazım. Range'i de gayet yüksek olan bir yeri. O yüzden çok da zorluk çekmez aslında. Ortada ise başa baş bir mücadele görüyoruz. Tidehunter'la PA'den. Yani PA daha çok bu Dagger ile birlikte farm almaya çalışıyor. Ya tabii PA'nın şimdi 3 level'dan sonra farmını çok da durduramazsınız çünkü Dagger ile farmlayacaktır. Üstüne bir Basilius'unu çekecektir. Ya zaten 25 mana istiyor ki bu mana cost giderek azalıyor. Evet. Yani sürekli spamlayacak, onu yapabileceğiniz yani bir Basilius ve botu ile birlikte sürekli Dagger ile farmlayacak. Ki 6-7 level'dan sonra da sizi lane'den de kovabiliyor bu Dagger ile. O çok sinir bozucu bir skill kesinlikle. Şu an Ogre altına indi, bakalım güzel bir rune buldu orada. Bir şeyler daha yapabilecekler mi onunla? Yani şu an hani Meepo hem level alamıyor, hem creep kesemiyor. Şu an onun için hani çok kötü bir durum. Ve agresif bir şekilde girdiler gördüğün gibi. Ama fakat atlamadı. Evet, sadece manasını harcamış yani, oldu aslında. Meepo şu an şöyle bir şey yapabilirdi abi. Bence hata yaptı. Çünkü 2 level'da skill vermeyip 3 level'da ikinci Meepo'sunu çıkarıp poof'unu ikilerde böylelikle jungle'da kasabilirdi abi. Şu an hani lane'de durması onun için hiçbir şey ifade büyük etmiyor. Büyük ihtimalle şöyle oldu. Yani belki de aksiyon ölmesin içinde diye, verdi. Ejde Beş'in ölmesin diye Earthbind'i direkt birinci skill olarak verdi. Tutmaya çalıştı ancak başaramadı. Yani bu da ona pahalıya patladı. Evet. Yani şu anda Space Soldiers iki tane core'unda rahatlıkla farm alabilecek şekilde. Üstüne Meepo kasamıyor. Jakiro da üst lane'i. Jakiro üst lane'de... Yani yakın aslında 8'e 2. Şu an creep stopları gayet yakın.
Evet. Ama yine de Jakiro biraz daha üstünü kuracaktır diye düşünüyorum. Hala. Liquid Fire'da level aldıkça tabii. Yani belli olmaz açıkçası ya. Ben böyle çok da Jakiro üstün diyemem. Yani Liquid Fire'ın shift'te dodge diyebilirim. Ama yani şunu söyleyebilirim ki altta Meepo gerçekten hiçbir şey yapamıyor. Last City yok. Yani evet, dediğim gibi o hani şu an lane'de hiçbir şey aldırmayacaklar onunla. Yaklaştığında da ölü. Hani şu an en iyi ihtimal jungle'da farmlaması diyeceğim fakat Space Soldiers gördüğün gibi hani yani bir şuraya hani orası kesilirse ikinci şuraya her şeyi garanti altına almışlar. Yani şu an yapabileceği en iyi şey birinci skill'e vermeyecekti. Puff'unu ikileyecekti 3 level'da jungle'a girip kısacaktı abi. Supportları da buradan ne kadar exp alırsa alacaktı. Şu an için Space Soldiers yani Trilane'i müthiş başarılı. Bir tane de kill buldurdular. Evet, Meepo 2 tane oldu bu arada. Bakalım pingler geliyor, girmeyeyim denecek. Yani şu an hani bir level. İşte yani bir yanlış yapmaları lazım abi. Hani hadi girelim abi, şu lane'i kazanalım artık yapmamaları lazım. Ya zaten şu daha an level konusunda gerideler. Yani. Onu evet söyleyeyim. Yani Skyrim 3 level, diğer supportlar 1 level. Yani işte şimdi 1 level, Witchdoctor 1 level. Ne yapabilirsiniz ki? Ya o hatayı yapmamaları lazım. Tide'dan gelecek bir 6 level gengini falan beklemeniz lazım. O lane'de pasif kalmanız evet lazım, yoksa daha fazla kill vereceksiniz. Ve işte peşine evet giriyorlar, gördüler. Hemen anında erit yapabileceği çok bir şey yok. Bakalım Meepo da oraya girdi. Orada Slark alabilecekler mi? Slark kaçacaktır. Hayır. Pons için yeterli cooldown yok. Ancak mi arkadan gelen Skyret ikinci kill de aldı ve evet 3 kill aldı. Triple kill geldi yani. Ya Skyret triple kill aldı o Trilane'den. Yani evet, bu yapacakları yani en büyük yanlış. Kesinlikle o lane'de hani kaybediyoruz abi, hadi bir şey yapalım diye aramamaları lazım. İşte bu hatayı yaptılar, triple kill verdi abi. Şimdiden Space Soldiers bu Trilane'i kazanmış oldu. Ya tabii ki kazanmıştı zaten çoktan, first blood'la birlikte. Çoktan kazanmış olmuşlardı. Şu an daha çok böyle snowball bir hale alacak burada öldükçe. Hani belki de mid'de gidip PA'yı kestirseler daha mantıklı olur. PA'ya gelecek bir gank veya Meepo jungle'a girip farmlayabilir. Yani Meepo şu an jungle'a girdi zaten, mecbur kaldı. Yani evet, burada bir support bırakıp böyle yandan exp aldırabilirler. Yoksa oyun iyice kötü bir hale alacak onlar için. Farklı Jakiro'nun farmına bakıyorum. Aralarında çok bir fark yok. Tide Hunter P'ye karşı Tide çok az daha üstün. Tide Hunter tabii ki deny yemeyecektir orada, rahatlıkla kazacak. Ama fakat ya esas fark Meepo yani 4, Slark 30 lastikte. Yani evet, Slark şu anda free farm. Üstüne bir de orada 4 tane kill burada gördü. Burada stay'i gördüler. Ya bu stay'i de Slark birkaç level sonra seve seve alacaktır. Evet, o stack'leri kesinlikle bırakmazlar Tide ve Meepo varken. Ve dün bunu konuşmuştuk. Hani özellikle bir takım gerideyken stack'lerini karşı takım tarafından kesilmesi resmen intihar sebebi diye. Bu arada Jakiro'ya bir Dream Koy'u geldi fakat Frost çok güzel, TP'si var üstünde TP'si. Aa, TP'sini bozdu bu arada. Evet, ölmeyeceğini alınca bozdu abi, niye base'e gideyim ki yaptı. Aynen bozdu öyle yani. Niye bıraktılar ki diye şu an düşünüyordur yani. Yani üstüne gitseler de kesemeyecekler zaten. Şu anda evet yani doğru bir şey yapıyor kendi sonunda. Witchdoctor'a exp aldırıyorlar. Biraz daha üstte ortaya baskı kuruyorlar şu anda. Ya fakat durum orada, şu an 4'e 0 ve bakalım Space Soldiers takımı ortaya yani yapacaktır. Ve gibi Meepo orada gözüktü. Büyük ihtimal ölecektir evet. Aynen de öyle olacak. Çok fazla vuruyorlar, çok fazla damage üretiyorlar. Ve bir killer çıkarmayı başardılar. Meepo bir daha öldü. 0'a 2 oynuyor, 4 lastı var, neredeyse hiçbir şey yok. Yani şu hero'lar karşısında kesinlikle Meepo oynamak istemezsiniz abi. Hem lane'de hem jungle'da hani ya her gördükleri yerde yani olacaksın. Ama yani Meepo'yu bir de son pick olarak attılar. Hani evet, ilk pick falan da değil. Son yani pick attılar, her şeyi, bütün pickleri gördükten sonra attılar. Hani şu an Slark mesela, bu arada aşağı Witchdoctor'a dial'layacaklardır. Oradan da rahat bir kill alacaklar. Evet, bir kill daha buradan çok rahatlıkla evet, çıkaracaklar. Oyunu Space Soldiers şu an çok rahat alıyor. Üste Jakiro'ya doğru bir girişim var fakat bakalım, kesebilirler. Bakalım Earthbind geldi. Evet, oradan da bir kill gelecek fakat çıkacak. Ancak Ice Bat geldi güzel bir şekilde. Üzerine TP'ler de geliyor. Belki Jakiro'yu bile öldüremeyecekler. Hayır, öldürdüler pufflar sayesinde, ancak Meepo bir yani daha öldü. Kesinlikle yine worthy bir trade değil. Meepo Slark'a kill veriyor. Slark 2 kill yani görüyor. Jakiro 1 kill aldı orada. Durum 8'e 1. Ortadan yani, bir evet kill daha çıkarıyorlar fark ettiysen. Ancak Ravage geldi. Ravage'la birlikte bakalım kill çıkaracak mı? Aynen. Aynen çıkardılar. Yani ya birebir bir değişim oldu Witchdoctor'a yani, ancak için iyi oldu ya çok önemli değil, o kadar öndeler ki. Şu anda da Ogre mesela altta 6 level anlıyor. Space Soldiers kesinlikle bütün istediklerini yapıyor abi. Lane'ini kurdu, lane'i kazandı. Meepo'yu jungle'da kesti. Hani TP'ler geliyor, killer alınıyor, hani divorlar atıyor. Ortada PA rahat. Her istediğini yapıyorlar şu an için. Hani şu anda da Ogre'ye 6 level aldırıyorlar görüyorsun. Ve jungle'a doğru yine giriyorlar. Hani şu an mesela yaptıkları şey Frosty'yi aşağı çektiler, Slark'ı yukarı bıraktılar.
Hani gerçekten müthiş bir oyun oynuyorlar şu an. Çünkü Frosty'nin aşağıdan kule almasını istiyorlar. Evet, yani Slark'ın da yani, biraz rahatsız etmesini istiyorlar. Yani şu an için her istediğini yapıyor. Slark'ın da gördüğün gibi ilk skill'i uplanmış. Hani o da lane'i itebilir rahatça. Geçen oyunun aksine senin evet, dediğin gibi. Evet. Şu an hani Meepo jungle'da farm buluyor birazcık fakat ne kadar etkili olacak bilmiyorum. Ya aradaki altın farkı dakika 8'de yaklaşık 5000. Ya yani bu şu dakika için inanılmaz büyük bir fark. Yani experience farkı 3000. Evet, stekleri de kesiyorlar gördüğün gibi. İzin vermiyorlar kesinlikle. Evet, bundan yani bahsetmiştik zaten. Jekyll o geldi, o stekleri yiyor resmen. Evet. Ignite de atılmıştı zaten. Yani şu an onlar için de müthiş bir experience oradan yani. Şu an her şey Space Soldier'sın senin gibi. Skylight 5 level oldu. Paka üstte Slark kill alacak gibi çünkü Pak orbunu harcadı. TP'ye de geldi şimdi oraya. Şimdi shift'i var. Kullan, boşa kullandı aslında. Evet. Evet, TP'sini hemen orada Slark attı ultisi bitmeden. TP'yi görünce, yani Tide'ın geldiğini görünce. Evet, orada Pak şeyi sayesinde, Wand'ı sayesinde hayatta kaldı açıkçası. Wand'ı çünkü bayağı bir charge'ı vardı. Orada orbunu harcayınca Slark direkt üstüne gitti. Bakalım şimdi altta pingler atılıyor. Şu an altta görüyorsun T2'de hani Meepo kesinlikle farm almasına izin vermiyorlar. Ya Meepo çok çaresiz durumda ya. Yani 7 level olmuş. Yani üzerine botu var. Bu botunu Boost of Travel'a mı çevirmeye çalışacak ne diyorsun? Yoksa direkt Agani mi kasacak? Yani ben direkt Agani'ye gideceğini düşünüyorum açıkçası. Umarım öyle yapar. Ama ne kadar etkili olacak dediğim gibi bilmiyorum. Hani belki bir Titan Ravage ile A'nın Witch Doctor'ın 6 level'ı almasıyla birlikte hani güzel bir combatla belki böyle bir combat alıp bir iki kule alıp böyle biraz toparlayabilirler durumu ama Space Soldiers'ın böyle bir hata yapacağını sanmıyorum açıkçası. Bu arada drum bastı Slark üstte yine dive'lıyor Paka. Evet bayağı dive'lıyor ikinci seviye kuleye kadar evet, neredeyse gitti yani. Drum'ını bastı kullandı direkt üstüne doğru koştu yani. Yani Paka'nın da yapabileceği bir şey yok ki. Evet altta da T2'ye vuruyor şu anda hani Space Soldiers takımı hani alta çekmeye çalışıyor karşı takımı. Slark'ın da yukarıdan kule almasını istiyor fakat şu an QMD takımı alt T2'sini kaybedecek gibi duruyor. Yavaş yavaş yöneliyorlar. Tide'ın Ravage'i var bunu kullanmaları lazım. Bayağı bir indirdiler. Dagger da var. Evet, geldi, TP geldi. Görünce hemen çıkacaklar. Bakın henüz Dagger olmadığı için çok bir şey yapamıyor. Multicast geldi. Silence de geldi. Kill alabilecekler mi acaba? Ancak vuramayacaklar. Ravage de geldi. 3 evet, kişiye işte vurdu. Buradan lazım. Çok güzel bir combat almayı başaracak gibi duruyor QMD takımı. Aynen orada Ogre'yi yakalayacaklar mı? Ogre kaçmayı başardı. QMD'ye lazım yine olan buydu. Fakat Meepo bunların hiçbirini görmedi. O birazcık kötü oldu. Evet, Agenim ne doğru gidiyor. Meepo zaten yani yapacağı çok bir şey kalmadı yani ya. Orada birkaç kill görüp en azından hani biraz daha experience gold alıp avantaj sağlayabilirdi. İşte hani Titan Ravage ile birlikte şu an supportları da level aldı mesela. İşte bu QMD'ye lazımdı. Şu an A 4 level hala ama Titan'ların da ikinci average'ini görmüş olduk oyundaki evet, ve çok efektif kullandı. 3 kişiye vurdu. Titan gerçekten hani yapacağı en iyi işi yapıyor. Yapması gerekeni yapıyor. Slark da üst kuleyi almak istiyor. Burada az canı var. Tehlikeli olabilir onun için fakat bakın henüz Dagger yok. Üst kuleyi alacaktır ve çıkıp jungle'a falan devam edecek. Oldu. Can Jekyll önünü kesti onun. Çok evet, fazla vuruyorlar. Arkadan slow da geldi ve orada ölecek. Evet. Yapacağı çok bir şey yok. Ya yani lane'de bunu AA çok yapmıştı, yakalanmıştı. Witch Doctor da ilk kez şimdi yakalanıp öldü. Ya QMD yine Witch Doctor pickinden vazgeçmedi ama ya güzel pickleri çok güzel fakat işte early game'de lane'lerini kaybettiğince hani supportları level'ı yok şu an. Hani hep henüz 4 level. Hani şu an kağıt üstünde hani çok güçlü bir team fight'ları var. Bu arada smoke basıldı. Bir de doğru yöneliyorlar. Smoke'la birlikte ortaya doğru şu an yöneliyorlar. Hani bir QMD'nin supportlarını düşün, bir Space Soldier'sın. Space Soldier'sın iki support iş yapıyor yani. Ortada bir buluşma olacak. Bu arada smoke'lar açıldı. Ward geldi hemen ne var ne yok diye. Şu anda Ancient Apparition'ı gördüler. Bakalım girecekler mi? Lane'in de puşlanmasını bekliyorlar. Lane puşlandı. Orada gördüler bakalım Silence gelecek mi? Ravage çok henüz. Silence'a geldi. Çok fazla vuruyor ulti. Derken Titan Hunter ölmedi. Üzerine bir kill almayı başardılar. Evet. Ogre'i kesebilecekler mi? Çok fazla kovalıyorlar. Evet, Earthbind da geldi. TP bozuldu. Ogre'i de almayı başardılar ve iki tane daha kill çıkardılar. Yani şu an hani QMD için en iyi senaryo bu. Son iki combat olabilecek en iyi şeyler oluyor QMD için. Bu sefer Meepo da gördü bu killleri. Onun için gayet iyi oldu abi. Hani 1500 gold kaldı Agenim'le. Aynen öyle. Hani comeback mi izliyoruz acaba? Ne diyorsun? Yani bakalım. Experience farkı bayağı bir azaldı. Fakat çünkü hani şu an hani hani
en iyi senaryo diyoruz fakat hani QMD'nin en ufak şansı bu hani anladın mı? Hani anladım. Bunlar olurken Slark'la PA kasmaya devam ediyor. Hani bundan evet. bahsetmiyoruz bile. Hani olabilecek en iyi şey oluyor şu anda QMD için fakat oyunun durumu hala Space Soldiers yönüne. Slark'ta Drum, Blink, PT var. PA'ye bakıyorum. O da evet, birazdan Battlefree'sini bitirecek. PA Battlefree tercih ediyor. Slark Dagger'ını almış bu arada üstüne. Gayet 13 dakikada Drum, PT, Dagger, Stick gayet güzel. Şu an 2 kill'e 3 asist'i 80'de creep'i var. Şu an hani Ravage'ları var aslında ama yapmamaları lazım bence. T1'i bırakmaları gerekiyor. Bu kuleye hızlı bir şekilde indirecekler. Şu an orada 4 kişi duruyorlar ama çok amaçsız açıkçası ya. Hani deflemeyeceksin git sağa sola it abi yukarıya aşağıya. Yani. Meepo'nun şu an hani karşı jungle'da belki de farm alması gerekiyor. Ya da üst T1'i itiyor olması gerekiyor. Ward'lara bakıyorum oyundaki ward hakimiyeti nasıl diye. Şu anda Space Soldiers'ın yalnızca bir ward'u var. Burada buraya atılmış ward. QMD güzel hani kendi hani belki şurada da bir ward'a ihtiyaçları var. Hani kendi jungle'larını ve ancient'larını görüyorlar. Defansif şekilde ward olmuş. Bu arada bir atılan smoke var. Üstlerine doğru bakalım bir şeyler çıkarabilecekler mi Slark'a karşı. Üste evet bakalım hemen Puck'ın arkasından gidecekler ve çok hızlı bir şekilde indirecekler. Hiç acımadılar. Güzel. Slark'ı anında öldürdüler orada. Hiç acımadılar. Ancak tabii Ravage harcandı. Onu da belirtelim. Ya ama yine de Burst'ı bir kill yani. Slark'ı kestiler sonuçta. 5 Euros'u da kill'i gördü. Yani buna karşılık evet, olarak şimdi Space Soldiers'a 4 kişiyle smoke bastı. Jakiro orada açıldı ancak Eul'u attı. Çok önemli değil. Bak ölecek orada, Orb'un da harcamıştı. Bak yalnız 4 kişiye Orb attı, Dreamplay'ı attı. Evet, Witch Doctor hemen bozuldu, sınır atamadı derken orada Skyrat'ı değil, Peyan'ın Dagger'ını öldü. Hani kovalayacaklar bakalım, arkadan işte peşinde gelmiş. Skyrat hemen öldü. Bak, yine Jekiro'nun Mekafire'ını öldü. Orada Meepo da ölecekten kaçması lazım hani... Meepo kaçmak yerine 5 kişinin 4 kişinin arasına girdi. Neredeyse PA'yı da kesiyordu ancak tam tersi oldu, PA onu kesti. Ve bir double kill daha aldı. Yani orada pack yakalanmışken bırakmaları gerekiyor. Tam 5 kişi Dream Coil gelmiş olabilir fakat hani follow up'ında siz öleceksiniz. Sadece Sky Magic kestiler. İşte bu hatalar hani ya hep yapılan yani hatalar açıkçası. Tam ucu ucundan Space Soldiers belki de dönüyor ama sonuçta yani Hatice'ye değil neticeye bakacaksın. Evet, hani sonuç olarak Space Soldiers önde kapatıyor bu kombatları ve belki comeback olur diye demiştim şu noktalarda ancak tam tersi oldu. Tekrarlardan fark açılmaya devam ediyor. Tronlarda hep bu oluyor zaten hani bir kill veriyorsunuz hani kurtarmak için follow up'ını da daha fazla veriyorsunuz. İyice snowball bir hal alıyor oyun. Bunu yapmamaları lazım QMD'nin. Şu an Meepo'ya hani kastırmalı lazım. Hala ögününü alamadı çünkü. Ya bu arada çok bu Jakiro'nun Eul'u üzerine aldığı Blink Dagger de inanılmaz efektif olacak. Yani birisini atladığı zaman hemen havaya kaldırıp Ice Petty ile birlikte onu kapatabilecek. Ya mesela önceki oyunlara baktığımızda hatırlıyorsun hani Jakiro offlane kullanılmıştı mesela hani 20 dakika item yoktu. Fakat şu oyunda Tranquil Eul Dagger'ı alınmış. Yani çok gayet efektif hani tower'ları da topladı çok güzel bir şekilde. This mine. Yani hala 5 level bu arada dakika 16. Doğru gidiyor. Oblivion staff'ını almış ama bakalım. Titan'da da stacksiz ancient'ı kesiyor. Stack yapılmadı ancient'ı herhalde. Ben görmedim. Yani yapılmış olabilir de. Yapılmıştı bir iki tane. Şu anda PA 3 stack. Ancak evet PA'da stack'i kesiyor evet. O sırada. Battlefield'in gelmesi birlikte ve buradan bayağı bir altını kazanacak. Ve bir sonraki item acaba PA'nın ne olacak? Ne düşünüyorsun? BKB mi? BKB olacaktır. BKB alır diye düşünüyorum. Bak Kurye'den bir şey aldı aslında ama bakalım ne almış. Evet, Mithril Hammer almış. Hani BKB'ye döner umarım. Sedap çıldırmak gibi Dezo alabilir ama BKB alacaktır diye düşünüyorum. Yani şu an için bak yine aynı senaryo. QMD hiçbir şey yapmıyor şu an farm alamıyor. Fakat Slark, PA, işte Jungle, Ancient her yeri farmlıyorlar şu an görüyorsunuz. PA burada Slark yapıyor. Supportları lane'den level alıyor. Gem'de alınmış hani Space Soldiers kesinlikle domine ediyor şu anda oyunu. Meepo'ya gelen Aghanim bakalım etkili olabilecek mi yani. Bilmiyorum Meepo'nun
durmaksızın kasması lazım şu oyunda iş yapabilmesi için. Yani haritanın her tarafında olması lazım. Burada, burada, jungle'da. Yani pickleri çok güzel aslında. Hani Tide'ın Ravage ile birlikte Ağan'ın ultisi, işte Witch Doctor, Meepo. Ama öyle hiç bir zaman olmuyor işte yani. Ya olabilir ama hani şeyleri, Meepo'nun iş yapması için gereken alanı oluşturabilir QMD. Evet. Hani 5 kişi aynı anda kessinler demiyorum, anladın mı? Hani Meepo'nun arkasında bir garantisi var, iş yapabilir. Ama farm'a ihtiyacı var şu an için çok fazla. Ya sadece Aghanim var üzerinde. Evet. Bu sadece ekstra Meepo demek. Slark'da şey, BKB'ye gidiyor bu arada. 2 itemini almış, 1600 mid glamour'ı kaldı sadece. Bak henüz 11 level değil ancak Link'in üzerinde. Ben hemen hızlıca şöyle de itemleri gözden geçireyim. Sıra dışı bir şey yok gibi. Tide Hunter refresh'ına çıkıyor. Çıkmaya çalışıyor daha doğrusu. Witch Doctor ise bu oyun hiç böyle Aghanim hayallerine kapılmamış. Yok. Ben böyle bir şey yapamam diyorum. Daha core'ları farmalamıyorken Zandor expo'luyor. Hani şu an 6 level olmuş evet sonunda. Evet yani 6 level. O önemli, önemli bir şeydi yani. Sonunda artık ondan yararlanmaya başlayacaklar gibi değil mi? Evet yani şu an görüyorsun Space Soldiers takımı her yerde farm alıyor abi. Karşı takımın jungle'ını kesiyorlar işte kendi jungle'larını, lane'lerini. Oyun şu an bayağı bir durgunlaştı. Ancient'da stackler yapılıyor Tide Hunter için. Onun refreshine bayağı bir ihtiyaçları var gibi duruyor zaten. Evet, şu an Space Soldiers her şeyi mükemmel yapıyor. QMD'nin hani ya kasması lazım ya bir çıkıp hani kill araması lazım. Şu an kendi jungle'larına mesela iki kişi aşağıda. Bu arada hem Slark'ın hem BKB'sine çok az kaldı. Ya bu BKB'leri aldıktan sonra ne Ravish'ten korkmaları gerekiyor ne de başka bir şeyden. Direkt düşmanların üzerine atlayabilecekler. Yani QMD takımının üzerine atlayabilecekler. Yani tabii onları bekliyor zaten Space Soldiers takım şu an. Roshio da alacaktı. Daha sonra o High Ground'a çıkacaktır. Çok da fazla uzatmak istemezler oyunu Tide Hunter Meepo'ya karşı. Ogre birazdan 9 level olacak. Jakiro 11 level. Skyred 8 level. Yani supportların level'ları da çok iyi durumda. Şu an mesela Slark'ı üstte görecekler hani aşağı doğru bir açılabilirler aslında. QMD çok çekingen oynuyor şu anda. Thresher'ına 1500 gold'u kaldı. Witch Doctor hala PT'sini bitirmeye çalışıyor. Veya başka item kasacaksa onlara gitmeye çalışıyor. Şu an Slark ne kadar safe oynuyor görüyorsun abi. Map'te görünmüyorlar diye hani kesinlikle T1'in önündeki creeplere bile çıkmıyor. Ama hani bu da profesyonellik değil midir? Ya tabii ki. Yani haritanın hiçbir yeri yoklar. Sadece Meepo'yu belki şuradan görüyorlar bakıyorum. Evet Meepo'yu görüyorlar sadece bu jungle'da kalsın ama yani Meepo'nun orada olması yani hiçbir şey değil. Meepo haritanın her tarafında. İki creep almak hani almıyor, ölmüyor. Riske atmıyor gayet. Safe oynuyor şu anda. Şimdi bakalım 4 kişi jungle'da dolaşıyorlar. Ortaya birinin gelmesini bekliyor. Önce önden Jakiro'yu yolladılar. Roche'a pingler açıldı. Evet, Roche ping dediler. Roche'a girecekler. Yani BKB'ler aldıktan sonra Roche'u alıp zaten high ground'a çıkacaklardır. Slark'ı aldı. Yani işte bir ihtimalle PA'yı alacaktır diye düşünüyorum. Ya da Slark'a da verebilirler ne diyorsun ama Slark üstte hala yok, PA'yı yok, alacak. PA alacaktır. Slark üstte lane'i itmeye devam edecek. Evet, AX'i PA'yı alacak. Bu arada hani kendi takımın bunun farkında smoke da var bu Slark'ta da. Büyük ihtimalle gidecekler fakat hani yetişemezlerse onun için çok kötü olacaklar. Ki kesildi bile Roche. Bir şekilde kesildi bile senin dediğin gibi. Yani bakalım Meepo'nun hani ikinci bir item koyması üstüne çok önemli ama koyamayacak gibi görünüyor çünkü farm alacak yeri yok şu anda çok fazla. İşte Slark atladı bakalım kesebilecek mi? Bakın orbu yok yalnız. Orbu da yok. Yani yapabileceği çok şey var gibi durmuyor. Ancak enişte peşinde ultisi geldi. Hemen Titan'ı da geldi. Çok güzel bir revenge ve kill almayı başardılar. Kill almayı başardılar fakat şu anda... Ya şu anda evet Aegis'te bir PA var. Ortayla ilgilenmeleri lazım. Revenge'ları yok. Dream Coin'ları yok. Hiçbir şeyleri yok diyebiliriz. Ve burayı kesinlikle savunamazlar yani evet, hiç yapamazlar. Refresh'ini almak üzere bu arada Ted. Evet aldı kill'le birlikte bayağı bir yaklaştı aslında Refresh'in ama yapabilecek çok bir şey yok yani önden gidiyor. Gaş atıp engellemeye çalışıyor. Yani şu an bakalım Slark'la BKB'si var ya büyük ihtimalle üstteki T2'yi dalıp high ground'a çıkacaktır Space Soldiers takımı. Üstte Meepo yakalanabilir bu arada. Jungle'a doğru dönüyor ama Meepo'yu bir tane Meepo'su var geride aşağıda. Kaçacak yani, o Meepo kaçar ya oradan ki kaçtı bile yani. Üstten de T2'yi alıp büyük ihtimalle high ground'a çıkacak şu an Space Soldiers takımı hem BKB'lerin hem Aegis'in verdiği avantajla birlikte. Bu arada buraya atılan ward'u gördük ya bir takımı da. Oraya bir ward gelebilir. Bak
Tamam, üstteki kuleyi de istiyorlar. Yani bütün ikinci seviye kuleleri toplayacaklar. Üstten de high ground'a denileceklerdir. Slark da geliyor bu sefer. 5 kişi olacak. Evet, aynen öyle olacak. Şu an mesela QMD yapması gerekeni şu anda yapıyor abi. Mid tower alıyor biliyor musun? Hani arkada beklemek yerine 5 kişi. Ya nasıl olsa savunamayacaksın derken Meepo geri döndü. Evet, hani en azından farm alıyorlar. Hani arkada durmuyorlar sadece. Evet, çünkü kule de çok rahat bir şekilde düşüyor. Evet, belki de hani 5 kişi gidip T1'lere bulabilir TP'ye gelmeyecek. Yani şu an high ground'da space olucu çekinmeden çıkacakları 5 kişi oldu. Slark da geldi. Yalnız acilen geri gelmeleri gerekiyor çünkü şu an tavır evet, daha yeni TP at. Abi ses. Radiant's top tower is under attack. Evet, şu an Space Soldiers takımı dediğim gibi T3'e vuruyor. QMD bunu deflemek istiyor fakat Ravage'larına hala 40 saniye var. Radiant structures are fortified. Evet, Space Soldiers Rax'ı almak istiyor. Ravage'da 20 saniye kaldı. Bakalım devam edecekler mi, çıkacaklar mı? Dire's bottom tower is under attack. Şu an QMD defliyor. Fakat hani evet, Meepo bu arada T1'i alıyor aşağıdan. Gayet güzel farm da buluyor. Bir dahaki item üstüne dagger koymuş. 700 de gold'u var şu an için buyback yok. Bu arada PA agresif bir şekilde atladı. Sakin BKB'ye bir de Tidal olarak çıkardılar. Buyback yok zaten. Refresh ne oldu üstüne gelmişti. Orada Puck dövdü. Puck buyback attı. A'nın ultisi geliyor. Orada evet, Space Soldiers Aegis de var orada. Meepo'nun da buyback'i yok. Meepo da ölüyor orada atlayıp. Bak, buyback attı. Kaçacak gibi Aegis düştü. Tekrar doğdu. Orada A da öldü. Puck da ölecek mi? Puck da kesecekler büyük ihtimalle. Puck da ölüyor. Şu an GG gelebilir. Yani orada inanılmaz büyük bir hata yaptı Tidehunter. Refresher'ını üstüne aldı fakat buyback'i yok. Öldü orada. Ve ya. Bey'in içinde A'yı da kesip triple kill alıyor. Şu an Rax alacaklar ve GG verildi arkadaşlar. Evet, son kombası belki de iki tane Ravage'da izlemek isterdik fakat BKB'ler basıldı agresif şekilde. Atladılar, kestiler ve buradan da GG verildi.